Uyarı, bu kanalda 15 yaş altı olan hiçbir bireye ürünler tavsiyesi bulunmamış olup, verilen bilgiler sadece genel kitleye hitap etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Supplement Doktorum adı altında yayınlanan videolar, herhangi bir tıp alanında uzmanlığı olmayan kişilerce içerikler hazırlanmıştır. İsim sadece takma isim olarak kullanılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, videoya devam edebiliriz. Evet, hepiniz yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Neden video çekmediğimle alakalı aslında çok bir şey dememe gerek yok. Yani birkaç haftadır video atmıyorum aslında. Bunun temel sebebi aslında home gym'deydim ben. Yani evimde bir spor salonu vardı. Fakat şu an için bir spor salonuna kaydolduğumdan dolayı da idmanların birazcık daha temposu arttı diyebilirim. Tabii şiddet artınca, tempo da artınca doğal olarak da yorgunluk ve benzeri durumlar oluyor. Hem onun için birazcık hani beklemek istedim. Birazcık da hani gündemin sabit olması, yeni yeni olan ürünler çıkarsa onları not etmek istedim. Hepsi bu şekildeydi. Yani video çekmemin temel sebebi buydu. Belli bir süremiz geçti. Yeni ürünler çıktı. Yeni yeni farklı firmaların çıkardığı ürünler var. Bugün bunlara değineceğiz. Yeni ürünlere değineceğimiz bir video olacak. Umarım video hoşunuza gider ve gelin hemen videomuza başlayalım. Burada elde ettiğim notlar var arkadaşlar. Bu notlara göre ilerleyeceğim videonun konseptinde. İlk firmamız TKQ firması arkadaşlar. TKQ'nun çıkardığı ya da çıkaracağı ürünlerden bahsedeceğim sizlere. Adım adım ilerleyeceğiz. Farklı firmalarımız da var burada. İlk başta ele alacağımız konu TKQ. Yeni ürünler arasında arkadaşlar Strilin Malat şu anda satışa çıktı. Hatırlarsınız illaki ben TKQ'nun fabrikasını ziyarete gitmiştim ve ziyaretim doğrultusunda onlara sormuştum hani bu tekil ürünler ne zaman çıkar? Elbette ki arkadaşların hepsi mükemmel bir bütçeye sahip değiller. Ufak ufak ürünler almak ister. Ya da denemek ister, örnek veriyorum. Ufak bir tetikleyici amünüsle başlamak ister. Belki korkuyordur pre-workout satın alırken. Nelere hani bunu geliştirirsiniz kendiniz ya da neler yapabilirsiniz diye sordum da evet biz yapacağız, çıkaracağız demişlerdi ki gerçekten de bu şekilde oldu ve şu an Strilin Malat 300 gram paketi olarak çıkış yaptı. Fiyatı 489 TL. Normalde 1 gram olarak devletimiz izin veriyor diyeyim ben Strilin kullanımına. Fakat 5 gram, 6 grama kadar bu Strilin kullanımını yapabilirsiniz. Herhangi problem teşkil etmiyor. Fakat 5 ve 6 grama özen gösterin. Çünkü ben Strilin'i gerçekten çok seven birisi olarak söylüyorum sizlere. 5 ya da 6 gramın üstüne çıktığınız zaman göz tansiyonunuzu etkileyebilir arkadaşlar. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız korkmayın. Çünkü bu çok normal. Strilin Malat'ın yüksek kullanımında göz tansiyonuna gerçekten etkisi var. Tabii ki bu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Ürün 300 gram dedik. Yani 5 gram kullanımında ortalama 60 servisi pre-workout ürün diyebilirim. Yani kan akışını gerçekten de hızlandıran, atletik performansı etkilen bir üründür Strilin Malat. Özellikle zaten malat eklentisi ATP üretimi de arttırdığı için bir tık daha da gücünüzü artırma odaklı bir pre-workout demeyeyim, performans arttırıcı bir amino asit diyebilirim. Bir diğer haber var arkadaşlar. Ben bunu Resul abinin storiesinden görmüştüm. Aynı zamanda Yay abi de paylaşmıştı bunu. Beta Ali'nin çıkış yapıyor yakın bir zamanda muhtemelen. Ne zaman olacağına dair bir bilgim yok. Herhangi bir tarih de paylaşılmadı açıkçası. Çıkış yaptığı süre zarfında zaten ben ya Instagram'dan paylaşırım ya da bilmiyorum belki YouTube'da da bir topluluk olarak paylaşmış olabilirim gönderisini. Yakın bir zamanda Beta Ali'ne tekil olarak çıkış yapacak. Bu da yakın bir zamanda geliyor. Muhtemelen 300 gram bandında olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde 5 gram servis kullandığınız zaman ortalama 60 servis olacaktır. Eğer 300 gram olarak çıkış yaparsa muhtemelen 250 gram ya da 300 gram bandına çıkacağına eminim. Zaten diğer opsiyon rakipleri de zaten bu şekilde üretim yapıyor. Tabii opsiyonlar var. 500 gram üretenler de var. Sanırsam King Size'de böyle bir muhabbet vardı. Tabii bilemeyeceğim. Bu kendilerine kalmış bir durum. Çıkış yaptığı zaman ekstra içerisinde herhangi bir beklenti yoksa yorumlamasını yaparız elbette ki. Bunu da not düşmek isterim sizlere. Yeni çıkış yapan ürünler arasında HiQ firmasında BMF Burner diye bir ürün var. Ürünün fiyatı 549 TL bandında, 60 servisleri geliyor. Günlük kullanım şekli ise 2 kapsül tarzında geliyor. Ürün içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar aslında evet yaykımı destekleyen, ödem atılmasını destekleyen, kısaca metabolizma sistemini hızlandırmasını odaklayan bir yağ yakıcı ürün olmuş. Şöyle baktığımız zaman rakiplerine göre çok çok üstün bir ürün mü? Bence değil. Nasıl peki değil? Zamanında Animal Cuts'ın ürünleri vardı. Şu an tabii ki Türkiye'ye gelmiyor artık. Animal Türkiye'den çekildiği için
gidin inin alın diyemeyeceğim. Fakat yurt dışından getiren illaki 3-5 arkadaşınız varsa eğer, ki zaten satıcılar da vardır eminim ki. Tabi güvenip güvenmemek size kalmış bir durum. Musclecheck'in Hydroxid diye bir ürün de var. Bunları ben teker teker görsellerini koyacağım buralara. Bu arkadaşlar yani bu saydığım iki ürün özellikle gerçekten hani gerçek anlamda güzel bir diyet yaparsanız mükemmel sonuç alacağınız iki gıda takviyesidir. Tabii ki yani Türkiye'deki belli koşullar, belli şartlar, üretim yaparken hani nelere izin veriyorlar, nelere izin vermediklerini bilmediğimden dolayı muhtemelen böyle bir sorunla karşılaşmış olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü rakiplere baktığımız zaman mesela şu an içeri kompleks ve daha yüksek seviyede olan King Size'ın Fire Caps'i var ve King Size'ın bir tane de ödem atıcı versiyonlu bir paketi var. Onu da sağ solu bir yere koyarım. Genellikle zaten ürün kombinasyon şeklinde yapılıp satışını destekleniyor ya da lekanetin olarak hani tekil olarak tüketilmesi insanların daha çok hoşuna gidiyor. Bu tür böyle kapsül ürünler birazcık hani riskli. Nasıl riskli? Hani sizin vücudunuza nasıl tepki vereceğini bilmeniz lazım. Şimdi her bileşen ya da her etken madde her insanda aynı etki maalesef ki vermiyor. Belli bir tutarda ücret ödemeniz gerekiyor bu tür ürünler için. Ha bana sorsanız ben şahsen yurt dışına giderim, bir tane animal cut alırım ve geri dönerim toprağıma. Ürün kötü demiyorum. Sadece içerik, çeşitlilik açısından bence benim gözümde bir tık aşağıda bir seviyede olduğunu söylemek isterim. Ama bunun dışında herhangi bir problem yok. Ve bu arada altını çizerim ben yani Animal Cuts'ı kullandım. Musclecheck'in Hydroxid'ini de kullandım. Bunun dışında Grenade'in termini neydi lan o? Grenade Terminator mu? Aynen. Bunun dışında Grenade Terminator'ı da kullanmıştım. Hani bu el bombası tarzında olan. Bunları zaten teker teker görsellerini koyacağım. Bunlar böyle hani evet güzel ürünler. Fakat bunun bir tık altındaki ürünler birazcık sizlere böyle üzebilir demeyeyim. Belki umduğunuz seviyeye getirmeyebilir. O yüzden direkt bu ürünlere bel bağlamayın. Lütfen bel bağlamayın. Diyetiniz mükemmel ise elbette ki bu üründen de sonuç alırsınız. Fakat ciddi ciddi bir yağ yakmak istiyorsanız eğer hani daha üst seviye bir ürün arıyorsanız hani bu markaları opsiyon olarak söyleyebilirim sizlere. Bunun dışında yine benim özellikle beklediğim vitamin ya da nasıl diyeyim size bitkisel bileşen takviyeler arasında Mictizil vardı. Ve Mictizil geliyor sonunda. Gerçekten çok beklediğimiz ürünler arasında girmesi gereken bir ürün. Karaciğer koruyucu arkadaşlar. Mictizil bu anlamda sizlere destekte bulunuyor. İçerik olarak herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Sadece kutu tasarımını gördüm. Evet kutu tasarımı zaten yine bildiğimiz tek IQ'nun vitamin ya da mineral gruplarında oluşturduğu kapsüllerle aynı görüntüye sahip. Herhangi bir farklılık yok. Bu arada BMF Burner da aynı görüntüye sahip. Herhangi bir farklılığı yok. O ürüne çıkış yaptığı zaman içeriklerini elbette ki göreceğiz. Yorumlayacağız elbette ki bir şekilde. Ama muhtemelen ben bu Nature Supreme'in Mictizil'ı ile içeriğinin birebir demeyeyim ama benzer içeriklere sahip olan ürünler olduğunu düşünüyorum. Bakalım çıktığı zaman zaten hepimiz göreceğiz. Top Nutrition'ın yeni çıkardığı ürünlere göz atalım. Top Nutrition'a hani bayağıdır videosunu çekmiyordum aslında. Hani uzun bir sürede oldu diyebilirim. Fakat bu süre zarfında çıkış yaptığı sadece iki tane farklı ürün var diyebilirim arkadaşlar. Bunların arasında pirinç unu çıkartılmış farklı farklı aromalarla lansmana özel fiyatlarla geliyor. 259 TL'den 169 TL'ye kadar düşüyor. Pirinç unu aslında çok ütopik bir ürün değil. Artık tabii ki tüm rakipler de pirinç unu üzerinde bir çalışma yapıp ya da piyasaya sunduğundan dolayı Top Nutrition'dan da böyle bir adım görmek aslında çok da şaşırtıcı değil diyebilirim. Ve bunun yanı sıra da Top Nutrition ekstradan da tatlandırıcı piyasaya sunmuş. Şöyle sağda solda görsellerini koyacağım sizlere. Lansman fiyatı olarak çıkış yaptığını düşünüyorum. 299 TL'lik bir fiyatları mevcut. Uzun bir süredir hiç değinmediğim ve özellikle yine bu firmayla alakalı çok fazla soru silsilesi altında bulunduğum Grizon firması. Evet Grizon firmasına tekrardan bir göz atıp neler çıkarıldı, neler çıkarılmadı birazcık onlara göz atacağız. Burada ben birkaç tane ürün sizlere aslında anlatacağım. Diğer geri kalan ürünlerin içeriklerini tek tek anlatmam videoyu çok uzun tutacak arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi birkaç tane ürünü ben burada listeledim. Geri kalan ürünleri zaten tek tek adı madde madde sizlere anlatacağım. Bunun dışında şimdi ilk ürünümüz arkadaşlar Çinko D vitamini ve C vitamini eklentili olan bir mineral ve vitamin kompleksi olan bir ürün çıkarılmış. Ürünün servisi 100 servis, fiyatı ise 249 TL'lik bir baremde satışa sunulmuş. Bunun yanı sıra Detox diye bir karaciğer koruyucu ve antioksidan bir gıda takviyesi piyasaya sunmuşlar. Bu arkadaş aslında gerçekten yani benim görmediğim bir içeriğe sahip desem yalan olmaz herhalde. Özellikle kür çıkışlarında tabii ki dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi toksik maddelerden arınmak.
Bence bu anlamda da kullanılabilecek gayet güzel içeriğe sahip olan bir ürün. Bu konuda gerçekten takdir ettim. İçeriği gerçekten güzel. İçeriğinde brokoli, maydanoz, ısırgan, enginar, zencefil, kırmızı pancar ve limon bulunuyor ve bunların hepsi birer gram şeklinde içerisine koyulmuş. Baktığımız zaman içerikleri gerçekten de güzel. Bu Dexo, yani detoks dediğimiz bu ürünü ben en çok sevdiğim ürün diyebilirim aslında bu yeni çıkanlar arasında. Fiyatı bu arada 250 TL, fakat 15 servislik bir fiyat. Yani bir tık pahalı gibi geldi bana. Ama bence gramajı düşürerek kullanırsanız eğer daha fazla gider. Yani şimdi bir şey de diyemiyorum. Çünkü hani ülke şartları belli. En kötü 2 paket alırsınız. Bir aylık size yeter. 1 gram şeklinde tüketirsiniz. 300 TL de çok ekstrem bir fiyat değil. Ki zaten hani dediğim gibi bir arkadaşsanız eğer, yani natural değilseniz eğer, bir çıkış yapma sürecindeyseniz eğer, yani bu tür fiyatları zaten gözünüzden çıkarmanız gerekiyor. Ve yine gerçekten beni şaşırtan ürünlerden bir tanesinde bir yeni çıkan firmanın yine kolajen üretmesi. İçerisinde tip 1, tip 2 ve tip 3 hem eklem, hem cilt, hem de tendon sağlığını koruması adına tüm tiplerden bulunmuş olan ve yumurta kabuğu üzerinden elde edilmiş bir kolajenimiz var. Fiyatı 603 TL, fakat 30 servislik bir ürün. Bunun dışında evet baya bir süre geçti. Hani Grizon'la alakalı bir video çekmemek adına söylüyorum. Bu süre zarfında gayet kendilerine özel birden fazla ürün çıkarmışlar. Bu ürünlerin arasında Essential Amino Acid var, Caffeine Vampire Brew var, Bağışıklık Güçlendirici var, Night Dye var, Mind Up var, Omega 3 var, Liv R6 var, Vitark diye de bir ekstradan da ürün çıkarmışlar. Bunların hepsini dediğim gibi tek tek değinmek videoyu çok fazla uzun tutacağı için sizlerin de sıkılmasını istemediğimden dolayı bunları çok fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu ürünlere de özel tek tek video çekebilirim elbette ki. Evet, genel olarak toparlayacaksak arkadaşlar, birçok marka yeni yeni ürünler çıkarmış. Bu ürünlerin arasında dediğim gibi benim çok dikkatimi çeken Grizon'da birden fazla ürün çıkması. Tabii ki bilmiyorum Ar-Ge çalışmaları nasıl yapılıyor, hani formülizasyonlar ne istinaden yapılarak sunuluyor. Bununla alakalı tam bir fikrim yok. Keza zaten Muhammed abiyle de böyle çok uzun süredir de konuşmuş olmadığımı düşünürsek eğer, ne tür çalışmalar yaptığına dair de bir fikrim yok diyebilirim. Yanı sıra TKQ'da zaten görmeye alışık olmak istediğimiz birkaç şeyler vardı. Bunun gibi temelinde mesela tekil amino asitler, işte sitrulinde betalenindir gibi gibi böyle tekil tetikleyici amino asitlerini görmek istiyorduk ki yavaş yavaş artık görmeye başladık. Bunun yanı sıra zaten dediğim gibi Grizon'da birden fazla ürün piyasaya sunulmuş oldu. Benim sadece bir tek üzüldüğüm nokta, Talk Nutrition bu gelişmeler sırasında bir tık geri kalmış gibime geldi benim. Tabii ki herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Sadece pirinç unu ve tatlandırıcı olarak zaten piyasaya ekstradan 2 tane farklı ürün skalası koymuş oldu. Evet arkadaşlar, sizleri çok ama çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için de hepinize sonsuz teşekkürler. Beni aşağıdaki sosyal medya hesaplarımda ekstradan takip etmek isterseniz de bağlantıya tıklayarak beni de takip edip desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın diliyorum. Kaçao.